Yanımda çok çok özel ekonomistler var. Remzi Özdemir var, Selçuk Geçer var ve Murat Muratoğlu var. Ekonomiyi konuşacağız tabii. Bu kadar yetkin ekonomistler yanımızda olunca. Hani geçtiğimiz hafta neylerle ilgilendik? İşte Hafize Hanım'ın çocuğununla ilgili yaşadığı sorunlarla ilgilendik. Onun ötesinde emekli maaşlarına bir zam geldi, bir beş geldi, bir beş daha geldi. Sonunda ya böyle bir yani devlet nasıl bir devlet, nasıl bir şey? Remzi Bey ne diyelim yani buna bir devlet ciddiyetsizliği mi var yoksa kararsızlık mıdır? Nasıl açıklarız bunu? Kısa kısa hep konuşalım. Tabii ki dünyanın hiçbir yerinde bir devlet bu şekilde yönetilmez. Yani devletin verdiği kararlar her zaman etkin ve yetkindir, tektir. Böyle kalkıp da sizin işte ben sana 36 verdim, hadi 5 de ben size bahşediyorum. Ya olmadı, biraz beğenmediler, rahatsızlık yarattı. Hadi bunu da 39'a, 49'a çıkartalım. Öyle bir şey olamaz. Yani bu devlet ciddiyetine aykırı bir olay. Bunun normal şartlarda kabul edilmesi mümkün değil ama Türkiye artık buna alıştı. Neden alıştı? Çünkü ortada bir Cumhurbaşkanı formülü var ve bu her türlü sorunu kendisinin yaratıyor olması ya da kendisinin partisini yaratıyor olmasına rağmen hep son dakikada çözüm yapan ve hatta şöyle bir şey artık oluştu. Evet, Cumhurbaşkanı iyi, etrafı kötü. Biz burada da gördük ki Mehmet Şimşek emekli düşmanı. Tabii ki yani o an öyle bir algı yaratıldı. Diğer bürokratlar kötü, Cumhurbaşkanı iyi. Cumhurbaşkanı yine sonradan müdahale etti, emekliyi düşündü, oranını arttırdı. Bu tabii ki bir devlet yönetimiyle bunu dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Bu kabul edilir bir şey değil maalesef. Evet. Yani şimdi Cumhurbaşkanı halkına bir jest yaptı diye mi algılayacağız Remzi abi sözlerinden? Devam edersek. Ya bu hep böyle algılanıyor son dönemde zaten. Yani asgari ücret görüşmeleri yapılıyor biliyorsunuz. Rakamlar normal koşullarda işçi ve işveren arasında belirlenmeli. Devletin oradaki ya da hükümetin oradaki tek rolü hakemlik. Ama görüyoruz ki belirleyici olan Cumhurbaşkanı oluyor. Onun için asgari ücretin ismini artık askeri ücret diye değiştirmek lazım. Emir komuta zinciriyle belirleniyor. Aynı şeyi emeklilikte de görüyoruz. Aynı şeyi memur maaşlarında da görüyoruz. Aynı şeyi enflasyonda da görüyoruz. Merkez Bankası'nda da görüyoruz. Dolayısıyla buna şaşırmamak gerekiyor. Ama hani ben %49 çıkmasına şaşırdım. %49.25 çıkmasına şaşırdım. Bir not ekleyeyim. %49.25 değil, %100 de çıksa fark etmiyordu. 7500 lira alan insanlar hala hem açlık sınırının hem de asgari ücretin altında gelir elde edeceklerdi. Oysa biliyoruz ki yasa değişikliğinden önce, 2008'deki yasa değişikliğinden önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin %110'u kadar olmak zorunda. Yani bugün eğer ki o yasa kaldırılmamış olsaydı en düşük emekli maaşı 19 bin lira olacaktı. Biz bunu tartışmak yerine hala niye şu kadar yüzde zam yapıldı, niye yapılmadı, işte bütçede var yok bunu tartışıyoruz. Bence dramatik olan kısım bu. Yani kurban pazarlığı gibi değil mi Murat, ne diyorsun? Ya Namık abi hikaye biraz sistemsel soruna kadar kayıyor. Çünkü her şey tek kişinin iki dudağı arasına bakıyor. Yani ilk başta ben %36 zam yaparım, hadi ona %5 daha ekledim, hadi ona 5 daha ekledim. Bunların tamamı sistemsel tek adam rejiminin sorunu. Yani maalesef dünyada hiçbir zaman hiçbir ülkede tek adamın yönettiği, muhalefetin olmadığı, ona itiraz edenin olmadığı bir sistem yürüdüğü daha gözükmedi. Yani bunun örneklerini işte en güzel örneğini ben hep Venezuela olarak gösteriyorum. Venezuela'nın bugün geldiği ortam. Venezuela bugün dünyanın emeklisine en çok zam yapan ülkesi. %400'ler, %500'ler havada uçuşuyor. Ama %500'lerle hiçbir şey alınmıyor. Yani Türkiye'de maalesef oraya doğru gidiyor. Yani %5 arttırır. Şimdi %5 daha ekstra zam yapıldı. Mehmet Şimşek buna ne diyecek? Mehmet Şimşek'in ilk açıklaması önümüzdeki zamların tamamı hedeflenen enflasyona göre zam yapılacak. Daha fazla yapılmayacak. Yoksa program şaşar, Türkiye'de böyle bir kaynak yok demişti. Bütçeyi tutturacağız. Şimdi bütçeyi ne tutmayacak? Parayı nereden verecekler? Yine para basacaklar. Ya gerçi asgari ücret özel sektöre çok yükleniyor. Ama emekliler
tamamen devletin ödediği bir para. SGK açıkları. Daha fazla para basmak enflasyonu körüklemek anlamına geliyor. Nitekim İstatistik Kurumu da açıklama yaptı. Ya biz araştırdık, hissedilen enflasyon %125-%130 civarı diye bir açıklama yaptı. Bu aslında bir itiraftı. Yani enflasyonu bilerek düşük açıkladıklarının itirafıydı. Yani bir ülke böyle yönetilirse o ülkenin ekonomisinin düzelmesi pek mümkün değil maalesef. Sen ne kadar hissediyorsun enflasyonu? Ben enflasyonu harcadım cebim kadar hissediyorum. Senin hissettiğinden biraz daha fazla hissediyorum. Abi, sen ne kadar hissediyorsun? Ben zengin olduğum için hiç hissetmiyorum. Ben de zenginin yanında oturduğum için hissetmemeye çalışıyorum. Yani ben zengin severim, gördüğün gibi ben yamacındayım. Elbette. Ya buradaki en büyük problemlerden birisi Namık abi enflasyon değil. Bir ülkede enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu hiçbir önemi yok. Hatırlayın 90'lı yıllar Türkiye'nin enflasyonu çok yüksek olduğu yıllar ama geçim sıkıntısı bu kadar derin değil. Neden? Çünkü enflasyon doğru açıklanıyor. O açıklanan enflasyon oranında da insanların gelirleri artıyor. İş yerleri ona göre pozisyonlanıyor. Devlet ona göre kendi projeksiyonunu belirliyor vesaire. Paranın alım gücü iyi, yaşam standartı mesela daha yüksek. Şu masada oturanların hepsi namusuyla, gerçekten ekonomistler ya da girişimciler namusuyla şunu dedi TÜİK'e. Lütfen enflasyonu düzgün açıklayın. Bu orta ve uzun vadede büyük sıkıntılar yaratacak dedik. Geldiğimiz nokta. Bir dakika o zaman enflasyonu Ahmet'e soralım. Ahmet, maliyetlerin ne kadar arttı? Hemen söyleyeyim. Şimdi aslında yönetenlerle ilgili ve genel durumla ilgili en güzel siz yorum yapıyorsunuz. Ben hakim değilim, haddime de değil. Ben bir esnaf olarak istediğim tek bir şey var. Gelen insanların rahat rahat yemesi, ailelerine rahat rahat alışveriş yapabilmeleri ve mutlu bir şekilde bizden ayrılmaları. TÜİK aslında bu topluma bir kötülük yaptı. Yani kul hakkıyla iktidar olan bir siyasi parti en büyük kul hakkının yenilmesine neden oldu. Şimdi TÜİK burada büyük bir sosyal faciaya neden oldu. Nedir o sosyal facia? Sağlıklı açıklanmayan ya da Murat'ın söylediği gibi hissedilmeyen enflasyonu farklı açıklamasından dolayı Türkiye'de insanların erişilebilirlik sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Yani fiyatlardaki artış insanların geliriyle paralel gitmemesi nedeniyle Türkiye bugün tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük erişilebilirlik sorunu. Nedir erişilebilirlik sorunu? Konuta erişilebilirlik. Mesela eskiden insanlar emekli ikramiyesiyle bir ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Bugün bu teknik olarak mümkün değil. Bugün geçmişte iki kişi çalışırsa karı koca birinin maaşıyla ev alınabiliyordu ki bugün alınamıyor. Ortalama aylık taksiri 200 bin liraya falan geldi. Böyle bir gelir yok. Yani insanların geliriyle oynadılar. Üçüncü, arabadan da vazgeçtik. Artık şu anda insanlar beyaz eşyaya dahi erişemiyor. Geçen hafta Topkapı'daydım. Orada ikinci ellerin satıldığı, spot piyasaların olduğu. İnanın bana orada insanlar ikinci eli bırakın, üçüncü eli dahi alamaz duruma geldi. Çünkü erişilebilirlik, yani TÜİK bu topluma en büyük kötülüğü orada yaptı ve bunun acısını bence çok daha uzun bir süre, belki 5 yıl, 10 yıl daha çekeceğiz. Gelir seviyesinin normalleşmesi. Evet, hissedileni çok yüksek olduğunu biliyoruz. Hayal edilene geçelim isterseniz. Hayal edilen de kötü herhalde. Ev sahibi olmak, araba sahibi olmak. Yani bu da artık hayal olmanın ötesine mi geçiyor Selçuk? Hayal edilen esasen ev almak, araba almaktan öte Merkez Bankası'nın ya da TÜİK'in ya da orta vadeli programın enflasyon beklentisi. Hayal olanı o. Yani %33 ile her şeyimize zam yapıyorlar. Gerçekleşen enflasyonun bile altında kalan zam oranları nedeniyle insanların gelirleri daha da düşüyor, daha da dipliyor. Onun için evet, konut almak, ev almak zaten hayaldi. Ama kamuda ya da makroekonomide hayaller üzerine kurguluyor her şeyin hala. O nedenle zaten biz bu noktalara geliyoruz. Yani %33 enflasyon diyorsun. Ki AKP'nin sloganı da hayalli gerçek oldu. Aynen. Bir şey daha ekleyeyim. TÜİK ENAG'a dava açmıştı biliyorsunuz. Evet. TÜİK bugün ENAG'dan özür dilemeyi Veysel Ulusoy'dan, çok değerli bir adamdır Veysel Ulusoy, iyi bir akademisyendir. Ondan özür dilemeyi düşünüyor mu diye merak ediyorum. Çünkü
biraz önce konuştuğumuz bu hissedilen enflasyon hikayesiyle aslında enagın enflasyonunun doğru olduğunu itiraf etti TÜİK. %125. Enagın enflasyonu da o zaten. Şimdi TÜİK acaba gidip enagdan özür dileyecek mi? Ya da vatandaşlardan özür dileyecek mi? Özür dilemek dışında çıkıp da şunu diyecek mi? Ya kardeşim, hissedilen misedilen diye bir şey yok. Biz yanlış sepetle, yanlış ağırlıklarla hesaplama yapıyoruz. O nedenle de insanları mağdur ediyoruz. Üstelik bunu 4-5 senedir kümülatif olarak yapıyoruz. Bu çok kritik. Yani hakkımızı arayalım, yargıya başvuralım. Bize yalan bilgi verilmiş, haklarımız, emekli maaşlarımız hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekmez mi? Ya zaten bunu yapıyorsunuz. Yani yapanlar da var ama günün sonunda kafasını çevirip gidiyor insanlar. Yani yargıdan bahsetmiyorum. Yani bu konuyla ilgili oralı bile olmuyorlar. Ama biz biliyoruz ki... Hayır, dolandırılmış gibi hissediyorum ben şu anda. Bunun adı başka bir şey değil ki zaten. Yani 100 liralık 100 liralık ürün, bugün 100 lira olan bir ürün 1000 lira oldu en iyi ihtimalle. Yani bir sıfır eklendi. Ama bizim hayatımızdaki gelirimize bir sıfır eklenmedi. Evet. Biz onun 1/3, 1/4'ünü gelir olarak aldık. Dolayısıyla da fakirleşiyoruz. Satın alma gücümüzü kaybediyoruz. Satın alma gücümüzü daha da ağır bir şekilde kaybetmeye devam edeceğiz. Çünkü diyor ki orta vadeli program %33'lük enflasyon var. Mehmet Şimşek çıkıyor diyor ki hedef enflasyona göre zam yapacağız. Yılda bir kere zam yapacağız. Emeklinin zaten maaşını budadılar. Memur ya da işçiye bakıyorsunuz, onlar zaten darmadağın olmuş durumda. Ahmet biraz önce bir şey söyledi. Tabii ki o siyaset yapmayacak ve yapmamalı. Biz de yapmıyoruz bu arada siyaset. Beni ilgilendirmiyor A Partisi, B Partisi. Ama benim gelirim düşükse, fakirsem Murat gibi, ben zenginim ama Murat üzerinden konuşuyorum. Fakirsem eğer, buraya gelip midi yiyemezsem, sonuç olarak Ahmet de para kazanamaz. Anlatabiliyor muyum? Ama benim gibi ise ben giderim, işte gördüğünüz gibi donatırım masayı. Yerim içerim. Niye? Ben zenginim çünkü. Benim satın alma gücü problemim yok. Bir ekonomiyi yorumlayabilmek için verilerin doğru olması gerekiyor. Mesela çok beğenilen bir Goldman Sachs var. Türkiye'ye iyi raporlar yaz diyor. Ya bu Goldman Sachs parayla satılmış bir aracı kurumdur. Bunu kendileri kabul ettiği için ceza yemiştir. Bu adamlar Yunanistan'ın büyümesini ve Yunanistan'ın borcunu az gösterip Avrupa Birliği'ne en büyük kazığı atmış adamlardır. Yani Goldman Sachs dediğimiz. Diğer derecelendirme ve kuruluşları ve raporu yazanlar. Bunu bizzat Erdoğan dedi ki bu adamlar öyle adamlardır ki parasını verirsin, bunlara yazı yazdırırsın, rapor yazdırırsın. Bizzat Erdoğan'ın lafıdır bu. Şu anda Türkiye hakkında olumlu rapor yazıyorlar. Şimdi zamanında parasını verip yazdırabiliyorsan bugün de parasını verip yazdırabilirsin bunlara rapor. Yani bu şimdi bir bütçeye bakıyoruz. Bütçedeki bütün harcama kalemlerini Merkez Bankası'na yıkmışlar. Merkez Bankası karakteri enteresan. Çünkü normal şartlarda özel bir kurum olduğu için ben bunu kabul etmem diyebilirdi. Kabul etmiş. Bütün şu anda bütçenin borcu Merkez Bankası üzerinde gözüküyor. Biz bütçeyi tutturduk diyor. Bütçe tutunca ne oluyor? İnsanlara zam yapıp duruyorlar. İnsanlara zam yapmalarında sorun yok. Ama sorun ekonomi kötü olduğu için daha da kötüye gidecek. Yani önümüzdeki günlerde düzelecek falan diye beklemeyin. Çünkü harcamalar inanılmaz artıyor. Yani mesela Murat Kurum'un projelerine bakın. Öyle bir bütçe var mı ona bakın. Sonra arkasından bu bütçe tutacak Türkiye'ye gidecek deyin. Yalan dolan işler bunlar. Peki Murat, JP Morgan'ın bir dün yayınladığı bir rapor vardı. Yabancı rapor evet. Deyince 28.500 2024'ün sonu için dolar tahmini çıkarttı. Biz burada Selçuk'a onu yorumlatalım. Doları en iyi yorumlayan insan... Selçuk ne diyorsun, bu biraz gerçekçi bir rapor mu? 28.500. 2024. Bir dakika. Eğer JP Morgan o raporu tutarsa ben herkese burada sınırsız midye ısmarlıyorum. 28.500 liraya düşsün sene sonunda dolar. Bak Ahmet de şahidim. Bütün parayı ben karşılamak üzere gelen herkese sınırsız midye ısmarlıyorum. Gel Ahmet kazanıyor. Yani. Selçuk'la bitirelim. Abi bir soru sormak istiyorum öncelikle. Tabii. Kısa bir soru. Remzi abi, seninle Murat'ın yaptığı programda sürekli seni bana karşı doldurmaya çalıştı mı önce? Onu sorayım. Sürekli olarak hatta program öncesi Selçuk ekonomi bilmez. Ben onu sorduğumda sen evet bilmez diyeceksin dedi ama ben gaza gelmedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tamam. Herkes gerçekleri görüyor demek ki. 28 lira olduğunda
Ben de iddia ediyorum. Eğer 28 lira olsun Murat herkese burada midye ısmarlayacak. Herkese. İstisnası. Kendisini hiç koymuyor işin içine. Kendisini hiç koymuyor ama işin içine. Ben koymuyorum. Tabii. Murat herkese ısmarlayacak. Herkese ısmarlıyorum sınırsız. 28 kapası. Bu yılı Merkez Bankası ankete diyor ki 40 lira kapatacak. Merkez Bankası anketlerinin tuttuğu görülmemiş. Şimdiye kadar son 5-6 yıldır özellikle tuttuğu görülmemiş. Çok daha yüksek revizeler yapmak zorunda kaldıklarını da biliyoruz. Onu da Aralık'ta tutturuyorlar canım. Yani tutmuyor demeyelim. Aralık'ta tutuyor. Madem Merkez Bankası... Bana Murat deme. Bir dakika bana dediyse... bir şey söyleyeceğim. Peki benim 28.5'a inmezse JP Morgan ne yapacak? Revize edecek. Çünkü böyle karakteri nispeten enteresan analist bu arkadaşlar. Bana soru soruyor yani. Murat dedi. Evet. Selçuk, Merkez Bankası'nın ben de aynı fikirdeyim. Daha düne kadar enflasyon hedefi 5'ti. Dikkatinizi çekelim. Bu Merkez Bankası. Doğru. Peki biz Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine göre orta vadeli planda enflasyon hedeflemesine göre maaş artışı, enflasyon hedeflemesine göre faiz oranını belirliyorsak burada bir çelişki yok mu? Yani diyorsun ki Merkez Bankası tarihinde hiç tutturmamış. Gerçekten de son 22 yıldır hiç tutturmadı. Peki burada bir Mehmet Şimşek'in programında bir mantığa yatmayan, rasyonel olmayan bir iddia yok mu? Külliyen yanlış. Buna uzun uzun cevap bile vermeye gerek yok. Biliyoruz yani hepimiz külliyen yanlış olduğunu. Şunu da biliyoruz. Mesela bana hem eleştiriler bu yönde geliyor hem de sorular bu yönde geliyor. Abi dolar ne olacak? Dolar 45 olacak mı ilerleyen zaman? Hayır, dolar bugün 45 diyorum ben. Yani doların bugünkü değeri 45 ile 50 lira aralığında bir yerde. Enflasyonla birlikte yukarıya doğru itilmeye devam ediliyor zaten. Makroekonomik sıkıntıların hiçbirini koymuyoruz. Onun için 28 lira komik. Yani bunu daha önce başka bir yabancı kurum daha söyledi. 21 lira olacak falan filan söylüyorlar bunları. Sebebi belli abi, söyleyeyim ben. Çok basit bir sebebi var. Çünkü dövizin yukarı gitmesini istemiyorlar. Faiz pozisyonu almışlar. Daha ötesi var mı? Adam faize girmiş, faizdeki parasını Türk lirasını olarak alacak, sonra onu tekrar gidip dövize çevirecek. Eğer ki döviz 45 lira olursa zarar edecek. 50 lira olursa zarar edecek bu kurumlar. Neden Goldman, JP, o bu falan filan bugünlerde arka arkaya bu açıklamaları yapıyor sanıyorsunuz? Faiz pozisyonu alıyorlar çünkü. Yine bir dolandırıcılık. Sadece o değil, bir de Türkiye şu ana kadar daha döviz borçlanmadı. Eurobond şeyine çıkmadı. Evet. Şimdi Türkiye Eurobond satmak için bunları pazarlamak üzerinde zorunda. Bunları kim pazarlayacak? Bu kurumlar pazarlayacak. Sen malım kötü diye bir şeyi pazarlayamayacağına göre haliyle Türkiye hakkında iyi rapor yazmak lazım. Çünkü çok iyi para kazanıyorlar bu Eurobond pazarlamalarından. Ayrıca iddiayı büyütüyorum. Sizin buraya da gelmenize gerek yok. Sınırsız midyeyi Selçuk size evlerinize getirecek. Paket servisi bizzat Selçuk herkesin mail atan herkesin evine bir kutu midye götürecek. Yani ben iddiayı büyütüyorum. Eğer 28'e inerse sene sonunda dolar. İtirazın var mı? Yok evet. 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 Aslında bu programın adını elden ele mikrofon desek daha iyi olacak herhalde. Ama burada ne güzel bakın sofrada bu pizzası kokoreç pizza. Burada midye dolmalar, midye tava, çeşitler. Bunlar iddianın içine hepsi dahil. Bunların hepsinden yiyebileceksiniz. Kim kazanırsa kim kaybederse artık. 28 lira dolar yıl sonunu kaparsa evet. Masa sizde. Bu ekonomik sohbetleri zaman zaman çok farklı yerde belki bir gün börekçide, köfteci de devam ettireceğiz. Bugün Midyeli Ahmet'teydik. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.